Evet. Çünkü şu an seçim sürecinde bütün iki adayla da görüşüldüğünü söylüyor. Durum bilgilendirmesi yapıldığını söylüyor Rıza Hoca. Onu belirtelim, oyuncularla arasındaki diyalogtan bahsediyor. Ve Burak Yılmaz'ın açıklamaları. Çok da hani sağduyulu bir yanıt vermiş Rıza Hoca kendi Tebrik tarzında. ediyorum ben. Onu da söyleyelim, evet. Sizin de yorumlarınızı hem Burak Yılmaz'ın açıklamaları hem Rıza Hoca'nın verdiği yanıt merak ediyorum. Onur Özkan, bu sefer seninle başlayayım. Gördün mü abi? Ben öyle istedim çünkü sen şimdi bir olumlu tarafı var. Benim de şimdi olumsuz tarafım var. Muhtemelen öyle olacaktır çünkü. Bir bakalım neler söyleyeceksin. Benim söyleyeceğim çok şey var bununla ilgili çünkü. Ben 2 gündür Dolusun. takip ediyorum. Çok İki doluyum. gündür ilk yayının mı? Evet, 2 gündür bu Burak Allah, Yılmaz tamam. olayında söyleyeceğim çok şey var. Dün Serkan Korkmaz, Kerem Can Bulat'la bayağı bir bunun muhabbetini yaptık. O yüzden ben kısa geçeyim abi o zaman. Bir kere Rıza Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Çok sağduyulu. Evet. Çok güzel açıklamalar. Ben hocayı tebrik ediyorum. Şu an Beşiktaş'ın en son ihtiyaç duyacağı şey kavgadır. Kavga ortamıdır. Tartışmadır. Hocanın vereceği bir yanıt direkt yine o da sağ dışına çıkaracaktı. Bence doğrusunu yapmış. Hoca kendisine yakışanı yapmış diye düşünüyorum. Şimdi Rıza Hoca'nın bence şöyle net bir artısı var takım üzerinde. Burak Yılmaz arasındaki en net fark bence şu olacaktır. Şimdi ben bir yabancı oyuncu olarak kendimi düşünüyorum. Ümraniye'de tesislerden içeri giriyorum. Kafamı kaldırıp bir bakıyorum. Her yerde Rıza Hoca'nın kupalı fotoğrafları. Anlıyorum. Diyorum ki evet bu hoca bu kulüp için çok önemli. Bu bir Evet. efsane. Şimdi direkt bu hocanın takıma 1-0 önde başlaması anlamına geliyor. Psikolojik anlamda. Hocaya duyulan saygı bir kere üst düzey olacaktır. Sırf bu sebepten dolayı. Burak Yılmaz'a gelirsek onu şöyle izah edeyim. Ben ilk haberi gördüğümde şunu düşündüm. Ya bu dedim normal bir iş değil. Hani bizim bildiğimiz röportaj tarzlarının çok dışında bir yazım dili vardı haberin. Evet. Bazen siz habere gidersiniz, bazen haber size gelir. Doğru. Özellikle Atilla Gökçe gibi işinizde duayen, yıllarınızı vermiş bir insansanız çokça haber size gelebilir. Ben şunu düşündüm. Bence Burak Yılmaz dedim. Atilla abi aramış, içini dökmüş diye düşündüm. Ve bazı sözleri de kullanırken ya abi bu off the record dediğini tahmin ettim. Ki bugün Atilla Gökçe'nin Söylememiz gereken şeyleri mi açıklamasından da söyledi demek istiyorsun yani? yani bence dertleşti Atilla Gökçe ile ama gazeteciyle dertleşilir mi? Bu da Bunu ayrı bir da konu. bilmesi lazım Bu da ayrı bir diyorsun. konu. Ki bugün Atilla Gökçe'nin açıklamalarından da Atilla abinin açıklamalarında ben onu sezdim. Hani Burak Yılmaz'ın abi yazma dediği bazı şeyleri de yazdığını ben düşünüyorum. Onu çıkardım o mesajı. Ama işte gazeteciye dediğin gibi Aynen konuşulur yazar. mu, konuşulmaz mı? Onu da öğrenmiş oldu Burak Yılmaz. Şimdiye kadar öğrenemediyse çok büyük Yani ayıbı ve ayrı ama hatası. şunu Bunu çok net söyleyeyim, şunu söylüyorum. söyleyeyim çok kısa hemen bitireceğim. Sonra Savaş abiye topu atayım. Antalyaspor maçından sonra Burak Yılmaz 10 dakika boyunca Beşiktaş değerleri hakkında açıklama yaptı. Peki ben şunu soruyorum Burak Yılmaz'a. Beşiktaş Teknik Direktörlüğünü bırakalı henüz bir hafta olmuş. Beşiktaş'ı camiası olarak, yuvası olarak görmüş bir isim. Beşiktaş'ın iç sorunlarını medya önünde konuşursa kulübün etiğine, kulübün değerlerine zarar vermiş olmuyor mu? Bunun zamanlaması doğru mu? Ben buradan Açıklamanın Burak zamanlaması Hoca'ya için bunu diyorsun. sormak istiyorum. Bu açıklamanın sonunda Beşiktaş'a kulübü dediği, yuvası dediği Beşiktaş'a zarar verdi mi, vermedi mi? Bence bunun bir iç muhasebesini yapsın. Ama diyorum sanki bu açıklamalarının birçoğunu da yazılmaması kaydıyla yapmış gibime geliyor. Sanki bu konuda Burak biraz hata yaptı bence diye düşünüyorum. Topu sana atıyorum abi. Buyurunuz Savaş Çorlu. Acemilik var. Tırnak içinde söylüyorum bunu. İki yüzlük mi diyeyim? Çünkü burada farklı, orada farklı. Çünkü medya önünde farklı, Atilla abiye farklı. Asla ve asla bunun iyi niyetle kullanıldığını falan demiyorum. Hayır, Atilla Gökçe gibi bir duayen gazeteciyle konuşuyorsanız, ben Atilla Gökçe ile bundan 96-97 yılında ilk mesleğe başladığım zamanlarda ilk röportaj yaptım. Spor yazarı. O zaman her maçtan sonra spor yazarıyla bir röportaj yapardık çünkü maç sonu değerlendirmeleri. Ve aşağı yukarı 35 senedir de tanırım. Türkiye Spor Yazarlar Derneği Başkanlığı, yöneticiliği, gazeteciliği, her şeyi ortada. Geçmişte bunu daha önce Sayın Mustafa Cengiz, Allah rahmet eylesin, onunla yaptığı röportajda çok ciddi ses getirdi.
Senin dediğin gibi Burak Elmas eğer Atilla Gökçe'ye gidip için dökmek istediyse bu da yanlış. Burak Elmas. Şimdi, tabii ki. Eğer çok doluyum gideyim Atilla abiye bir içimi döküyüm diyorsan bu da yanlış. İçine dökeceğim bir sürü futbol içinde arkadaşlarım var. Gelinen noktada herkese sırtını dönmüşsün. Abi bir tek sen mi doğrusun ya? Her şey yanlış, bir tek sen doğru. Sen Şenol Güneş'le görevi bırakırken benim idolüm dedin. Geçmişte çalıştığın teknik adamları bir kenara bıraktın, idolüm dedin. 3 gün sonra, 5 gün sonra 2 tane maç kazandın, 6 tane kaybettin. En sonunda Şenol Güneş'e açıklamaların içinde ciddi anlamda bir eleştirisi var. Takım arkadaşlarını eleştirdin. Bana göre şöyle Burak Yılmaz'ın 15 yıllık bakalım futbol hayatına. Milli takımda dahil bunun içinde. Trabzonspor'dan ayrılışı, Galatasaray'a gelişi. Galatasaray'ın içinde o dönemde Sneijder'le tartıştığı kavgaya o zaman bir haber yapıp ciddi bir ceza almıştım mesela. Ebu Eri, Melo kavgası kadar olmasa da aynı benzer kavgada Sneijder'le bir pas alışması, evet. Drogba vardı. O zaman o haberi yapmıştım. Fatih Hoca onlara da ceza vermişti. Buran olduğu yerlerde sürekli sıkıntılar vardı. Ali Sami Yasad'ın veda maçında stat'tan ağlayarak gittin. Bunu çekim yaptırdın. Beşiktaş'tan Sayın Başkan'ın Burak Yılmaz'la ilgili söylediklerinden sonra tekrardan futbolcu olarak getirmesi, Şenol Hoca'dan sonra Burak Yılmaz'ın arkasında olduğunu ifade etmesi, Burak Yılmaz'ın o Antalyaspor maçından sonra başkana ifade rapor vereceğim, bazı şeylerin değişmesi lazım. Bazı şeyler değişti ama Beşiktaş tarihinde öyle şeyler değiştirdiniz ki kısa sürede hiç alışık olmayan şeyler. Ya sen Abu Bakar için bu kadar laf söylüyorsun. Senin Beşiktaş'ta teknik direktör olman isteyenlerin başında Abu Bakar vardı. Kimse kusura bakmasın. Evet, burada ilginç. Şenol Güneş varken Abu Bakar gol atıp sana koşarak geldi. Şenol Güneş ayrıldıktan sonra benim duyduğum Abu Bakar takımı başında kalmasını istediği oyuncular başında geliyordu. Niye bu kadar kısa sürede bunları değiştirdin? Ne biliyor musun? Ego. Yani çok çabuk bazı şeyler değiştirebiliyorsun. Beşiktaş teknik direktörlüğü formasını baktığın zaman çok değerli olduğunu herkes biliyor. Beşiktaş forması teknik direktörlükten daha önemli. Bunları söylüyorsan bunları yapmaman lazım. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Sana hangisi bundan sonra Burak Yılmaz'ı kabul eder? Ya bir kere güven ortamını çok feci sarsın. Hangisi kabul eder abi? Ben bugün Galatasaray tarihinde çok önemli yer etmiş Tanju olan Galatasaray'a da yeri yok mesela baktığın zaman. Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'de de mesela bazı futbolcular var. Sergen Yalçın Beşiktaş'a imza attı. Dört takımı. Takımını giydi. Beşiktaş'ın öz evladı denilebiliyor. Müze örneğini verdin. Rıza Hoca'nın futbolcuların hiçbirisi tanımıyorsa bile topladıkları anda kendisi bunu söylemez ama başkan ya da biz der ki şu müziğe bir girin. Beşiktaş tarihinde en fazla forma giymiş bir oyuncudur Rıza Çalınbay. En fazla şampiyonluk yaşamış. Namalip şampiyonlukta yer alan. Evin müze gibiymiş. Yani. Çok normal. İşte bunun normal olduğunu biliyoruz. Burada Burak Yılmaz'ın böyle bir şansı 24 saat içinde görevi bıraktıktan sonraki süreçte bu kadar kısa sürede bu kadar yanlış işler yapması akıl alır gibi değil. Hakikaten akıl tutulması yani. Ben açıkçası hiçbirine anlam veremedim. Bakalım biraz da milli takıma gidelim. Milli takımda prim kavgasında kim vardı Onur? O dönemlerde haberini yaptık. Aynen. Milli takımdaki prim kavgaların içinde de bizzat Burak Yılmaz vardır. Buyurun o günün şahitleri çıksın. Bugünkü Atilla abi keşke o günü de bir yazsa mesela. Trabzonspor'dan ayrılışı Trabzonspor'la da kötü ayrıldı. Buradan Rusya'ya gitti. Sonra Galatasaray'a geldi. Galatasaray'dan ayrılışı son zamanlarda 90'lı yıllardaki formayı yapıp hani nereye gidersen kanımı aksan şu renk akar, bu renk akar. İşte golden sonra formayı yapmeler. Burak Yılmaz konusunda ben son derece kızgınım. Beşiktaş taraftarı da kızgındır. 4 tane takımda forma giymişsin. Milli takımda iyi işler yapmışsın. Bundan sonraki gideceği durak neresidir bilmiyorum ama bu kadar hata üst üste yapılmaz. Yani bilerek ya da bilmeyerek. Artık tecrübe neyin tecrübesi ya? Burak burada kaç yaşında abi? Çok net bir iletişim faciası i̇letişimi var. İletişimi falan hepsini bir kere bırakıyorum. Antalyaspor maçında o iletişim faciasını hata yaptın mı? Yaptın. Eve gidersin. Düşünü alırsın. Bir televizyonun karşısına mı geçersin? Oturup kendi başına mı kalmak istersin? Eşinle mi oturursun? Ya da futbolda en yakın olduğu insanlar mı? Galatasaray'a dönerken etrafındayken olduğu insanlarla şu anda kaç kişiyle konuşuyor? En yakın beraber. Çıkmış. Takipçiler çıkmak ne ya? 14 yaşında, 15 yaşında siz genç bir çocuk değilsin ki ya. Futbol hayatın bitmiş, teknik adamlığa başlamışsın. Bir kırgınlık mı var acaba? Ben hani hiçbir beni kırgınlık bu kadar üstte bu kadar şeyi getiremez. Kırgın olmak eğer bu kadar şey varsa ki. Melike, bak lütfen bir insan birilerine kırgınlı olabilir. İki kişiye kırgın yani niye olabilir. Niye kırgın ki? Bak birkaç kişiye kırgın olabilirsin. Başkana da kırgın olabilirsin. Takımdaki arkadaşlarına kırgınsın. Yardımcılarına kırgınsın. Başkana kırılmışsın. Rıza Hoca daha görevin başına gelmeden neymiş Rıza Hoca gelmiş hemen sen Fatih Terim zamanında yapmadın mı?
Fatih Terim'den sonra yeni gelen hoca yapmadın mı? Milli takımda Şenol Hoca'dan sonra gelen hoca yapmadın mı? Bırakın Allah aşkına bunları ya. Yani ben bazı şeyleri yüzeysel geçiyorum. Bak milli takım sürecinde de Burak Yılmaz'ın prim olaylarındaki o dönemde garibim Arda Turan'a fatura kesildi. Bütün günah keçisi o ilan edildi. Galatasaray kariyeri onun biraz geriledi ondan sonra. Başakşehir'e gitmeyip Galatasaray'a da gelebilirdi. Primlerin içinde bizzat Burak Yılmaz yok muydu? O süreçle ilgili. Fatih Terim'in yardımcısı döneminde Hande Sümertaş vardı. O da o sürecin başlarından bir tanesiydi. Burak Yılmaz'la beraber yani sağlık heyeti başkanına kadar o süreçlerde hata yapmış bir insan hiçbir şeyden ders çıkarmamış. Beşiktaş gibi büyük bir camianın teknik direktörünü yapıyorsun. Bir gün bile yapsan, bir maça bile çıksan başkanın da hataları vardır. Bugünkü gibi milli arada Burak Yılmaz'la biz seçime kadar beraberiz. O arada 19 maç var. Seçim erken alındı. 11 maç var. O da çok büyük bir hataydı. Burak Yılmaz'ın bazı hocalar televizyon gezip işte bizim burada böyle olmamızı istiyor. O kadar çok hata var ki hangi birini sayacağım bilmiyorum yani. Bundan sonraki sürecin etkiler mi? %100 etkiler. Bence 2-0 geride başladı teknik adamlık kariyerine. Onu da bulur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yani, ben sana bir şey söyleyeyim. Yarın bir gün milli takımda görürsek orada şaşırma. Ya o ayrı mevzu ama şöyle yani, söyleyeyim. Ama 2 değil 3-0 geride başladı. Yani, ama yardımcı antrenörlük yapmayı düşünmüyorum dedi. Düşünmediğini söyledi. Ben 5-0 oldu abi. Burak Yılmaz'ın... Ya nasıl yardımcı antrenörlük yapmayı... Kimler yardımcı antrenörlük yapıyor? Şimdi bizden önceki programda da arkadaşlarımız aslında bunu tartıştı. Devam edeceğiz bunu konuşmaya. Bununla bağlantılı bunu diye soruyorum. Bunu bilmiyordum. Bunu yardımcı antrenörlük yapmayı kabul etmiyor muyum? O röportajın içinde var. Röportajın yani Atilla Gökçe'ye yaptığı açıklamaların içerisinde kariyerimi bundan sonrasında yardımcı antrenörlük düşünmüyorum diyor. Bundan sonra o zaman sana ancak ve ancak futbolcu dönemindeki menajerlerim vardı. Hala aktif menajerlik yapıyor. Onlar sana bir takım bulabilir. Yoksa bu kadar hatadan sonra herhangi bir kulüp başkanı şu açıklamaları görmeyecek mi? Görmüyor mu? Duymuyor mu? Herkes duyuyor. Ya birinci adamlık yaparım demesi bile hiçbir hatadan ders çıkamamış. Bence şimdi... iyi bir hocanın yanında çalışması lazım. Keşke Şenol Hoca'nın yanında biraz daha uzun kalabilseydi. Şenol Hoca aslında konuşması gereken Atilla abi, Sayın Gökçe... Bundan sonraki süreçte de eğer bir kişi daha konuşacaksa burada Şenol Hoca olması lazım. Çünkü Şenol Hoca bu süreçte de yıpranmadan kaldı. Şenol Hoca ile ilgili de ifadeleri var. Yani futbolcularla, üslubuyla ilgili. Hangi bir yanlışından bahsedelim? Yani, neresinden tutsak elinde kalıyor? Şöyle söyleyeyim yani ben Burak Yılmaz'ın futbol bilgisine güveniyorum. Ancak teknik adamlıkta futbol bilgisi ne kadarlık yer kaplar? Bence %20-%30'dur. Kalan kısmı... Çok daha farklı meziyetlerdir. Yani liderlik vasfıdır, kriz yönetimidir, iletişimdir. Burak Yılmaz'da şu ana kadar gördüğüm bunların hiçbiri yok. Yani Antalya maçından başlayan süreçte facia üstüne facia iletişim anlamında. 3 puan umurumda değil. Beşiktaş forması daha kutsaldır. Yani o kadar çok şey var ki Beşiktaş'ın formasının kutsal olduğunu senin söylemene gerek yok ya ki. Herkes bilir. O forma için insanlar neler yapmaz. Şu an bir kulüp başkanı olsam Burak Yılmaz'a güvenir miyim? Zor. Bir futbolcu olsam Burak Yılmaz benim teknik direktörüm. Güvenir miyim? Çok zor. Çok zor. Yani güven ortamını yerle bir etmiş durumda şu an. Ekip Burak kuracaksın. Yılmaz. Yardımcı olarak yanına ben madem ki birinci adam olacağım diyor. En az 5 kişilik bir ekip kuracaksın. Ekibin sana güvenir mi? Güvenmez. Ya şöyle bir örnek vereyim. Fatih Terim, Şenol Güneş ya da Mustafa Denizli kariyeri boyunca bu tür sorunlar yaşamıştır. Futbolcularıyla, evet. Başkanlarıyla. Doğru. Hangi birini çıkıp medyonda açıklamışlardır isim vererek? Ben hiç hatırlamıyorum. Belki de bunu tercih etti Burak Yılmaz. Tercih buysa inanılmaz yanlış bir tercih. Yani Burak Yılmaz'a eğer akıl veren birisi varsa bence ondan uzaklaşsın hemen. Akıl veren biri yoksa eğer ki o zaman da ona doğru akıl veren birinin yanına gitsin. İletişim bazen konusunda. Bazı şeyler çabuk unutulur ama şu söylemler, şu bir haftada yaşananlar asla kolay vadede unutulacağını düşünmüyorum. Bir de ben artık ikinci adamlığı değil, birinci adamlığını daha bir ay boyunca yapmışsın. Hadi olsun 45 gün millerle beraber. Aynen. 45 günlük teknik adamsın. Ama şimdi Emre Hoca da bunu yaptı. Yani hani açıklama olarak demiyorum. Yani bir an göreve gelmesi durumu oluştu. Ben Fenerbahçe'den saygı bahsediyorum. Ben ona saygı duyuyorum. Ve giydi eşofmanlarını, görevini yaptı. Ben ona